Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar birazcık transfer konuşalım istiyorum. Zaman daralıyor ama Galatasaray'ın transfer yapmak gibi bir niyeti var. En az 2, en fazla 3 transfer bekliyorum. Tabii bunları e, bunlar için uğraşılıyor, aksilikler olur, gerçekleşmez. Onu da bilemeyiz. Şimdi bu transfer planından bahsedeceğim. İlk olarak e, isterseniz Getson Fernandez'i konuşalım. Çünkü en çok Getson Fernandez'i merak ediyorsunuz. Arkadaşlar Getson Fernandez defteri kapanmış değil. Fatih Hoca Getson Fernandez'i istiyor. Onu sisteminin önemli bir parçası olarak görüyor. Ben UEFA'ya gitmeyecek bir takımda Getson Fernandez ayarında bir transferi açıkçası çok lüks görüyorum. E, geleceğe yatırım yapılacak. Bir profilde, Çıkalva profilinde veya Morutan profilinde bir futbolcu daha iyi olabilir diyorum ama Buna siz, siz e, şiddetle itiraz ediyorsunuz. Sizlerin de düşüncesi Fatih Terim gibi, Fatih Hoca gibi ve Getson'u istiyorsunuz. Tabii faydalı olacaktır Getson. Bu takıma seviyede atlatır. Onu da belirteyim. Ben işin biraz maliyet kısmındayım. E, şimdi hocanın planı şu sevgili arkadaşlar. Hoca e, Benfica kulübüne son bir teklif yapılmasını istedi. Pazartesi günü e, Galatasaray son kez Benfica'nın kapısını çalacak. Çünkü Getzon Fernandez de Benfica'ya bir baskı kurmuş durumda. O da Galatasaray'a gelmek istiyor. Onun da e, temennisi bu yönde. Galatasaray Benfica kulübüyle konuşup son teklifini yapacak. E, 10 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay ve Getzon Fernandez'in Galatasaray'ı ne kadar çok istediğini Galatasaray'da oynarsa tekrardan kariyerinin ayağa kalkacağını vesaire anlatacaklar. Olur mu? Açıkçası çok emin değilim. Zaten buna yakın teklifler yapılmıştı. E, bu teklifi Benfica kabul eder mi? Çok emin değilim. Belki planları değişir. Durumlar değişir. Çünkü Getson'a satabilecekleri bir ülke kalmadı. Türkiye ve Rusya dışında bir pazar kalmadı. Getson son e, Rusya'ya gitmek istemiyor. Arabistan, Katar vesaire oralarda mümkün değil. O yüzden e, Benfica kulübü Rui Costa düşünce değişikliğine gidebilir. Beşiktaş da aradan çekildi. Onlar da piyani çaldılar. Ben Galatasaray'ın burada tek kaldığını görüyorum. Ve inşallah bu transfer olur diyorum. Hoca ve sizler çok istediğiniz için. E, keşke Avrupa'ya yetişseydi. Bunu da bir şey olarak, şerh olarak düşelim bu yorumun altına. Geçson'da durum bu. E, Getson ve 6 numara transferi beraber gelir mi? Dieng ve Enneni ile temaslar var. Enneni transferinin nasıl bozulduğunu sizlere anlattım. Babasıyla iletişime geçildi ve Galatasaray'a gelmemesi gerektiği söylendi. Ee, elineninin kafası karıştırıldı. Kendisi önce Galatasaray teklifini kabul etmişti. 2 artı 1 sözleşme yapılacaktı. Opsiyonlu bir sözleşme olacaktı. Ama babasıyla da görüşüldükten sonra 2 artı 1'i kabul etmedi. 4 yıllık net ve 2 milyon euro'nun üzerinde bir kontrat istedi. Olmadı. Şimdi tabii Dieng için çalışmalar devam ediyor. Dieng de bildiğimiz, aylardır konuştuğumuz bir isim. Çok güçlü bir oyuncu. Eğer Dieng transferini 5 milyon euronun altına çekebilirse Galatasaray. Çünkü 6,5 milyon euro, 6 milyon euro o civarlarda bir para istiyorlar. Galatasaray da bu parayı vermek istemiyor. Ee, orada Dieng ile ilgili olarak bir indirim söz konusu. Bu indirimi gerçekleştirebilirse Galatasaray Dieng'i transfer edebilir. Ama Getson olmazsa Dieng olur diye düşünüyorum. Ya da bir üçüncü ihtimal var. Şimdi o ihtimale geçelim. Yedin'e... E, takım bulması söylendi. Tabi bazı kulüplerle görüştü ama olmadı. Şimdi Türkiye pazarı ve Rusya pazarı var. Rusya'da menajerinin birkaç takıma yedlini önerdiğini söyleyelim. Ruslarda para da var. Yedlini alabilirler. İkla edebilirlerse orada bir takımı. Yedlini Rusya'ya gidebilir. Yedlini Türkiye'deki e, bazı takımlara da Galatasaray öneriyor. Mesela işte İrfan Can Eribayat transferinde Göztepe'ye önerildiğini biliyorum. E, açıkçası Yedlin için Galatasaray onun yerine Türk bir alternatif koymak üzerine bir plan içerisinde. Ben bunu size daha önce anlatmıştım. Orada da şunu söylemiştim sevgili arkadaşlar. Eğer Galatasaray Yedlin'i gönderebilirse Kaan Ayhan'a tekrardan yönelecek. Ee, Kaan Ayhan olmuyor. Kaan Ayhan'da yüksek Sassolo'nun yüksek bonsersi beklentisi devam ediyor. Kaan Ayhan'da ayrıca Beşiktaş'ta masada. O yüzden Kaan Ayhan şimdilik sıkıntıda ama Yedlin giderse İsmail çok çalış hamlesi gelecek. İsmail çok çalış. Yani Yedlin İsmail çok çalış değişikliği olursa o zaman Getson ve Dieng'i aynı anda bekleyebiliriz. Veya Enneli de belki bir değişim olur. Enneli ile uzlaşılır. Enneli gelebilir. Burada yetlin çok kritik noktada. Hem 6 hem 8 gelsin diyorsanız Yedlin'i satacaksınız. Yedlin'i de satmak için çalışmalar yapılıyor. Yetlin gider İsmail çok çalış gelirse bir altı e, numara, 8 numara aynı anda beklentiye girebiliriz. Ve geldik İrfan Can Eğribayat transferine, kaleye geldik. Kalede de İrfan Can Eğribayat aslında çok kritik bir noktadaydı, olmadı. Galatasaray şu an güvenilir bir ikinci kalecisi yok. Güvenilir ikinci kaleci nasıl olacak, nasıl çözecek? Bunu Galatasaray e, bilemiyorum ama boşta olan ve İsmail ile kıyasladığımızda Berk Balaban'la Fatih Öztürk'le kıyasladığımızda daha fazla güven veren ikinci kaleci olarak kısmen görebileceğin bir isim var. Atabert Dadak Deniz. O da Bursa çıkışlı. İsmail çok çalış gibi. İsmail çok çalışın bonservisi bu arada 1 milyon euro. Galatasaray yedini gönderirse 1 milyon euro bir bonserviste İsmail çok çalışı transfer edecek. Onu da belirtelim. E, Dadak Deniz'de ise bonservisi yok kendisi Sport Toto birincilikten bazı tek, takımlardan teklif almasına rağmen Galatasaray'ın teklifini bekliyor. Galatasaray'da e, şu İrfancan Eribayat transferi tam anlamıyla netleştirdikten sonra ataberk Dadak Deniz hamlesini, olumsuz sonuçlarısa tabi ataberk Dadak Deniz hamlesini yapacak. E, ben ataberk Dadak İsmail Çipe ve Berk Balaban'ın önünde görüyorum. Günay Esen Türk zaten bu kaleciyi tanıyor. Hocasıyla iletişim halinde. Ataberk'in ee, özelliklerini son yaptığımız canlı yayında anlattı. Gelişime aç açık Galatasaray'da yani şu an iyi bir seviye yakalamış ve gelişime açık Galatasaray'da seviye atlayabilecek bir kaleci olduğunu belirtelim. Mus ee, Mustera'nın da durumu malum. Mustera hem çok hata yapıyor bu sezon hem de eksikliği durumunda, oynamaması durumunda ikinci kaleci noktasında çok geriye gidiyorsun. Yıldız takım seviyesine düşüyorsun. O yüzden açıkçası e, Ataberk adak deniz hamlesinde önemliyorum, önemsiyorum. Özür dilerim. Olur mu olmaz mı zaman içerisinde göreceğiz. Bu anlattıklarımdan ortaya şu çıkıyor arkadaşlar. En az iki transfer kesin gelecek. Ben öyle düşünüyorum. E, bunun için daha doğrusu yönetim çabalıyor. Ama Yedlin'in satışı gerçekleşirse iki transfer daha gelebilir. Yedlin de bu noktada çok kritik. Yani Kaleci ve 8 numara veya 6 numara orta sahaya bir transfer bence olacak. Yedlin satılırsa bir 6 numara bir de sabit gelecek. Hikaye bu şekilde ilerliyor. Bakalım. Bunlar çok kritik ve önemli günler. Galatasaray harıl harıl yerli piyasasında olsun, yabancı piyasasında olsun. Oyuncu bakıyor. Menajerlerin önerdiği futbolcular var. Özellikle orta saha için çok fazla oyuncu öneriliyor. Medyada dönem dönem Menajerler Galatasaray önerdikten sonra bunu medyaya sızdırıyorlar. Medyada bunu paylaşıyor. isimleri duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Bakalım neler olacak. Açıkçası iki nokta atışı transfer Galatasaray için iyi olur diye ben düşünüyorum. Beklentimde o yönde yönetimde bu şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Neler olacağını birkaç güne kadar zaten göreceğiz sevgili arkadaşlar. Yayını izlediğiniz için teşekkürler. Soru görüş eleştirilerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın.